Dünyanın yedi harikası. İnsanoğlunun en çok ürettiği eserlerle anılıyor olması, çağlar boyunca o dönemlerde yapılmış ve yıllar sonra bile insanı hayretler içerisinde bırakacak kadar parmak uçuklattıran eserler üretmesine neden olmuştur. Çağlar öncesinde bu kadar teknolojik gelişim ve ilerleme olmamasına rağmen bu eserleri ortaya çıkarmak oldukça şaşırtıcı ve olağanüstü geliyor insana. Bu eserlerin çoğu çağlar boyunca birçok doğal felaketten etkilenmiş ve ayakta kalmayarak yok olmuştur. Ancak bir tanesi Keops piramidi günümüze kadar gelebilmiş tek eserdir. Özellikle tarihçiler bu eserlerin araştırmasını yaparak çağlar boyunca ayakta kalan birçok eser arasında dünyada en iyisi ve harika olanı hangisi olduğuna dair kafa yorarak dünyanın yedi harikası olarak belirlenmiştir. Bu eserlerin o yıllarda nasıl bir teknik ve insan gücüyle yapıldığı gerçekten insanı hayretlere düşüren bir düşünceye sokuyor. Keops Piramidi, Mısır. Keops Piramidi sanıldığının aksine Giza piramitlerinin üçü de dünyanın yedi harikası listesine dahil değildir. Piramitlerden sadece Keops Piramidi bu listeye girmiştir. Keops Piramidi 4. Hanedanlık zamanında M.Ö. 2560 yılında Firavun Khufu tarafından yaptırıldı. Yapımının 20 yılı aştığı sanılmaktadır. Piramit yapıldığında 145.75 metre yüksekliğindeydi. Yapıldığından itibaren 43.100 yıl boyunca dünyadaki en yüksek yapı olarak kayıtlara geçmiştir. Keops piramidi ilk inşa edilen olmasına rağmen dünyanın 7 harikası arasında günümüzde ayakta duran tek yapıdır. 2. Babil'in asma bahçeleri, Mezopotamya, Irak. Babil'in asma bahçeleri, çorak Mezopotamya çölünün ortasında ağaçlar, akan sular ve egzotik hayvanların bulunduğu çok tatlı bir bahçedir. Coğrafyacı Strabo'nun 1. yüzyıldaki tanımına göre bahçeler birbirleri üzerinde yükselen kübik direklerden oluşuyordu. Bunların içleri çukurdu ve büyük bitkilerin ve ağaçların yetişebilmesi için toprakla doldurulmuştu. Kubbeler, sütunlar ve taraça pişmiş tuğla ve asfalttan yapılmıştı. Yüksekteki bahçeleri sulamak için Fırat Nehri'nden zincir pompalarla su yukarılara çıkarılıyordu. Bu şekilde üst seviyelere taşınan su bahçeleri sulayarak teraslardan aşağıya doğru akıyordu. Milattan önce 7. yüzyılda Babilonya kralı Nebukadnezar tarafından yaptırılmıştır. Söylentiye göre Nebukadnezar bu yapıtı sıra hasreti çeken karısı Semiramis için yaptırmıştır. Semiramis, Medes kralın kızıdır. Söylentiye göre Mezopotamya'nın düz ve sıcak ortamı onu bunalıma itmiş, kral da karısının hasretini sona erdirmek için yapay dağların olduğu, suların aktığı yemyeşil bir bahçe yaptırmıştır. Bu yüzden bazen Semiramis'in asma bahçeleri olarak da anılır. Babil'in asma bahçelerinin günümüze gelen kesin izleri yoktur. Fakat bölgede araştırma yapan arkeologlar, Babil'deki sarayın kuzeydoğusunda göründüğü garip olan temel ve tonozlar buldular. Bunların Babil'in asma bahçelerine ait olduğu düşünülmektedir. Babil'in asma bahçeleri klasik yazarlar tarafından ayrıntılı bir şekilde tanımlanmıştır. 3. Zeus heykeli, Yunanistan, Olimpia. Olimpia'daki Zeus heykeli, Zeus heykelinin M.Ö. 450 yıllarında adına olimpiyat oyunları düzenlenen tanrıların kralı Zeus için olimpiyatlara ismini veren olimpiyada yapılmıştır. Zeus heykeli bir tahta iskelet üzerine altın, fil dişi ve metal parçalar yerleştirilerek Partenon'un içinde yapılmıştır. Heykelin oturduğu taban 6,5 metre genişliğinde ve 1 metre yüksekliğinde. Heykelin kendisi ise 13 metre yüksekliğindeydi. Olimpiyat oyunları 391 yılında Theodosius tarafından putperestlik olarak değerlendirilip sona erdirilince Zeus tapınağı da kapatıldı. Heykel zengin Yunanlılar tarafından Konstantinople taşınmıştı ve 462 yılında büyük yangında yok olana dek orada kaldı. Bugün temelleri birkaç yıkılmış kolon ve enkaz tüm kalıntılarıdır. 4. Artemis Tapınağı, Efes,
Türkiye. Efes'te Artemis Tapınağı, Artemis Tapınağı'nın temelleri M.Ö. 7. yüzyıla kadar gitmektedir. Tanrıça Artemis'e ithafen yaptırılmıştır. Tamamıyla mermerden oluşuyordu. Lidya Kralı Croesus tarafından yaptırılan yapı Yunan mimar Chersiptohon tarafından tasarlanmıştı. Tapınak hem bir pazar yeri hem de dini bir müessese olarak kullanılıyordu. Artemis Tapınağı M.Ö. 356'da adını ölümsüzleştirmek isteyen Herostratus adlı bir Yunanlı tarafından yakıldı. Aynı gece Büyük İskender doğmuştur. Büyük İskender Anadolu fethettiğinde Artemis Tapınağı'nın yeniden yapılması için yardım teklif etmiş fakat bu reddedilmiştir. Rodos heykeli, Rodos. Rodos heykeli 32 metre yüksekliğinde demir ve taşla desteklenmiş brozdan yapılmış bir heykeldir. Rodoslular tarafından güneş tanrısı Helios'a ithafen yapılmıştır. Yapılışından yok oluşuna kadar yalnızca 56 yıl geçmesine rağmen Rodos heykeli dünyanın 7 harikasından biri olmayı başarmıştır. Bunun en büyük sebebi devasa bir heykel olmasının yanı sıra Rodos adasındaki insanlar için beraberliğin simgesi olmasıydı. Rodos heykeli yapılması tam 12 yıl sürmüş ve heykel M.Ö. 282 yılında bitirilmiştir. Liman girişinde bulunan heykel M.Ö. 226 yılında bir deprem sonucu en zayıf noktasına olan dizinden kırıldı. Neredeyse 900 yıl boyunca heykel harabe halinde kaldı. 654 yılında Araplar Rodos'u istila ettiler. Heykelden kalanları Suriyeli bir Yahudi'ye sattılar. Söylentiye göre bütün parçaları Suriye'ye 900 devenin sırtında taşınmıştır. 6. İskenderiye Feneri, Mısır. Tehlikeli kıyı şeridi boyunca gemicileri yönlendirmek amacıyla İskenderiye kenti kıyısında Faros adasında yapılmıştır. Proje Büyük İskender'in komutanları Ptolemy Soter zamanında M.Ö. 290 yılı sonunda başlamış, ölümünden sonra oğlunun hükümdarlığı zamanında bitirilmiştir. Şehrin batı limanında bulunan fener yaklaşık 166 metre yüksekliğindedir. Sadece harikaların değil, bugüne kadar yapılmış fenerlerin en yükseğidir. Gemicilik en güvenli bir ortam sağlamak isteyen Yunan tüccar Stratus tarafından finanse edilmiştir. Fenerin en gizemli yanı gündüzleri bile güneş ışığı denize yansıtmak amacıyla tasarlanmış cilalı bronz aynalarıydı. Geceleri ise aynaların önünde ateşler yakılıyor. Böylece aynanın yansıttığı ışık gece yaklaşık 50 kilometre mesafeden görülebiliyordu. Yapı bir dizi depreme kadar bozulmadan kaldı. Fakat depremler ve doğal şartlar sonunda çöktü. Üst kısmı 955 yılında bir deprem ve fırtınada kopan fenerin gövde kısmı da 1302'de başka bir depremde çöktü. En sonunda 1480 yılında Memlük Sultanı Kayıtbay tarafından bir kalede malzemeleri kullanılmak üzere tamamen yıkıldı. 7. Muzeleum Bodrum, Halikarnas Mozolesi. Muzeleum, Kral Muzeleus için karısı ve kız kardeşi tarafından yaptırılmış bir mezardır. Bodrum civarında yapılmış ve yapımı M.Ö. 350 yılından tamamlanmıştır. Tabanın üstünde kenarları heykellerle süslenmiş basamaklı bir podyum bulunuyordu. Altınla süslü su mermerinden yapılmış lahit mezar odası podyum üstünde bulunuyordu ve İonya tarzı kolonlarla çevrilmişti. Sıra sütunlar yine heykellerle süslenmiş bir piramit çatıyı destekliyordu. 4 tane savaş arabasıyla çekilen bir savaş arabası heykeli ise piramidin tavanını donatıyordu. Muzeleum toplam yüksekliği 45 metreydi. Muzeleumun her tarafı 4 heykelin her birini bir heykeltıraş yapmıştı. Bu heykeller tanrıların değil de insanlar ve hayvanların heykelleri olmasından dolayı tarihte özel bir yer tutar. 16. yüzyıl boyunca Muzeleum iyi bir durumda korundu. 15. yüzyılda Haçlı seferleri sırasında Saint John şövalyeleri bölgeye geldiler ve bugün Bodrum Kalesi olarak geçen büyük bir kale yaptılar.
Bu kalenin yapımında muzeleumun neredeyse bütün taşları kullanıldı.